bir telefonumuz var. Alo. 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 İyi akşamlar Haluk abi. İyi akşamlar canım benim. Söyle bakalım. Ben Amasya'dan arıyorum Haluk abi. Amasya'nın neresinden? Bak ben geçenlerde Taşova'ya geldim. Yazın böyle ortasında muazzam bir yaylaya çıktım. Neresindensin Amasya'nın? Merzifon köylüyüm. Merzifon'dasın. Buyur canım benim. Seni dinliyoruz. Ben engelliyim abim. Acil arabaya ihtiyacım var. O yüzden tanımıştım. Akülü arabaya ihtiyacın var, engellisin. Evet. Nerede okuyor musun, çalışıyor musun, evde misin? Evdeyim abi, okumuyorum. Okumuyorsun. Evet. Kaç yaşındasın? 37 yaşındayım abi. 37, çok daha küçük görünüyor. Küçük böyle sesin, öyle bir geliyor ki böyle lise öğrencisi gibi geliyor. Biraz heyecanlıyım abi, o yüzden kusura bakmayın. Canım benim. Tabii bizlerin bu tür söylüyorum ama kriterlerimiz var. Kriterlerimiz evet. Nedir? Yani ben bunu bütün izleyicilere söylüyorum. Bu arada döneyim şöyle arkadaşlar. Bizlerin kriterleri var. Yani şöyle görünmesin, dışarıdan arıyorlar Haluk Levent'i. Haluk Levent'e bir şey söylüyorlar. Haluk Levent bir hayırsever arıyor, bitiriyor değil. Böyle bir şey yok. Arıyorlar, evet arıyorlar. %99'da doğru çıkıyor. Kimseyi burada tenzih ediyorum kardeşimi de. Hani kriterler nedir? Eğer üzerinde evi varsa, arsası varsa, maaşı iyiyse, aileden birinin maaşı güzelse ya da bununla ilgili arabası varsa, herhangi bir yerde bir ortaklığı varsa vesaire vesaire araştırılıyor. Ve eğer bu araştırma sonucunda gerçekten hiçbir şeye sahip değilse bizler hayırseverlerle birlikte yardımcı oluyoruz. Bunu bir herkes bilsin. Evet, devam ediyoruz. Sen akülü sandalye tabii ki çok önemli bir şey çünkü düğmeye bastığından gidebiliyor ve seni gezdirebiliyor. Aktif sandalye diyoruz sevgili dostlarım buna. Aktif sandalyeler yani 20 bin liraya da var, 15 bin liraya da var, 25 bin liraya da var. Tahmin ediyorum o civarlarda. Doğru mu söyledim? Doğrudur abi. O yüzden şimdi aramadım. Var, o yüzden aramıştım abi. Tamam. Aradın. Sen hiç merak etme. Ben sana burada herkesin önünde sorayım. Üzerinizde babanın ya da annenin bir ev var mı? Bir arsa var mı? Bir araba var mı? Böyle para edecek herhangi bir şey var mı? Yok abim, yok. Yok. Zaten böyle bir durum olsa zaten aramazdın da diye düşünüyorum. Yine de ben sana çok teşekkür ediyorum. Ama bir şey söylemek istiyorum. 37 yaşına kadar akülü araba kullandın mı, kullanmadın mı? Kullandım abim. Önceden vardı, bozuldu. O yüzden... Bozuldu. Evet, akülü arabalar bozulabiliyor ve bazı bozulan akülü arabaları tamir etmek fiyatıyla neredeyse eşdeğer geliyor. Bunu en iyi sen bilirsin. Evet abi. Şunu söyleyeyim. Ülkemizde birçok insana bizler ahbaplarla, gönüllü kardeşlerine destekte bulunduk. Akülü arabalar desteğinde bulunduk. Aktif sandalyelerde bulunduk. Bu nedenle hani ben bazen şunu söylüyorum. Bütün burada beni izleyenlere söylüyorum. Küçücük bir dokunuş bir insanın yıllarca yürümesini sağlayabilir. Yıllarca yürümesini sağlayabilir. Onun her yerde dolaşmasını, her yere gitmesini sağlayabilir. Ben de Haluk abin olarak sana şunu söylüyorum. Biraz sonra, sen telefonu kapattıktan sonra, biz daha çayları yudumlarken, eğlencelerimizi, şarkılarımızı söylerken bir hayırsever arayacaktır. Ya bağlanacaktır ya da Haluk abiye selam söyleyin diyecektir. Ahbaplar döneminde en az 4000 hayırseverle tanıştım. Muhakkak bir tanesi ya da bizi izleyenlerden bir tanesi bağlanacaktır. İnşallah abim. Programı çok güzel gerçekten. O yüzden hani başvurayım, arayacağım abim. Teşekkür ederim. Canım benim. Bu arada kardeşlerin var mı? Ailen? Onu da sorayım. Biz 4 kardeşiz. Annemle oturuyorum. Babamı geçen yıl koronadan dolayı kaybettim. O yüzden. Annene de bakıyorsun. Hı-hı. Ya evet, sana sadece akülü sandalye almıyoruz. Aynı zamanda da annen için de bir destek yapmak istiyoruz. Sen burada kal, televizyon ekranın başında kal. Muhakkak bir hayırsever arayacaktır. Hem akülü sandalyeyi alacağız hem sana biraz destek vereceğiz, tamam mı? İnşallah abim, çok sağ olun. Canımsın. Tüm Amasya'ya selamlar, sevgiler. Bir telefonumuz daha var galiba. Alo. Alo. Buyur ablam. Hayırlı akşamlar abicim. Hayırlı akşamlar. Fırat'cığım sıkılmıyorsun değil mi? Çay hayır, içiyoruz. Hayır, gayet. Evet, burada... buyur canım benim. Abicim ben sizden kira destek yardımı için aramıştım. Benim oğlum doğuştan duyma engelli.
İşitme cihazının kablosunu karşılayamıyorum. Çocuklarımın okul masrafını karşılayamıyorum. Herhangi bir gelirim yok. Sizlerden bu konu hakkında destek istiyorum. Benim oğlum doğuştan duyma engelli, kalpte pil var. 3 tane çocuğum var benim. 3'ü de aynı hastalığı taşıyor. Sizlerden bu konu hakkında yardım istiyorum. Herhangi bir gelirim yok, eşim yok, kimsem yok ki bana yardım etsin. Bu yüzden size başvuruda bulundum. Eğer bana yardım ederseniz çok sevinirim abim. Yedi yıllık eşi 38 yerinden bıçakladı. Aycan Kıncı saldırıdan nasıl kurtuldu? Cebinden bıçağı çıkardı. Önce bunu sana mı sokayım kendime mi? Ne dedin? Ne diyorsun dedim. Koca şiddeti mağduru Aycan Kıncı hayatta kalma savaşını nasıl kazandı? Çocuklarım var Aycan. Hani gözünü kapatma. Kapatırsan ölürsün. Birazdan. İki kardeş ve 12 kardeşin paylaştığı sefalet. İnsan yardım ederek insanlığını koruyor. Böylesi görülmedi. 12 çocuklu dede ailesinin 13 yaşındaki kızı İrem sergiye neden boş tuvalle katıldı? İremciğim sen sergiye boş bir tabloyla katıldın. Neden boş bir tabloyla katıldın? 12 kardeşin en büyüğü Derya ablanın beyninde tümör var. Peki sağlık durumu ne? Boş bir tuval. Size neyi anlatıyor bilmiyoruz. Ama İrem için bu boş resmin derin bir anlamı var. Birazdan. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ablamız hattaydı. Bir reklam arası vardı. Mecburuz o andaki televizyoncular böyledir. Hani bir anda bir reklam olabilir. Onun için çok özür diliyorum ablamızdan. Telefonda bekletiyoruz. Şimdi bir kez daha duymayanlar olabilir. Bazı hayırseverlerimiz var. Yeni açmış olabilir. Ablam senden bir kez daha şu konuyu anlatmanı istiyorum. Sıkıntıların nelerdir? Abicim şöyle sıkıntım var benim. Benim doğuştan duyma engeli oğlum var. Kalbinde pil var. Pille yaşıyor oğlum. Benim diğer çocuklarımda da kalp ritim bozukluğu var. Benim işitme engelli oğlumun cihazının kablosunu alamıyorum. Çocuklarımın okul masraflarını karşılayamıyorum. Kira borcum var. Kiramı ödeyemiyorum. Biraz çok mağdurum. Biraz sorularım olacak. Kaç çocuk dedin en başta tekrar alayım? 3 tane çocuğum var. 3 çocuğum bir tanesi işitme cihazı problemi. Doğuştan. Evet. İşitme cihazı sorunlu. Evet abi. İkincisi? İkincisi kalpte ritim bozukluğu olduğu için pil takıldı abicim çocuğa. Pil takıldı. Pille yaşıyor. Evet pille yaşıyor. Sıfır hareket Haluk abi. Oynaması yasak, koşması yasak. Bütün hayatımı ona adadım. En ufak yorulsa, koşsa, oynasa bayılıyor. Kalbi pil şok verdiği için sürekli hastanelere getirip götürüyorum. Ömrüm hastanelerde geldi geçti. Daha sonra çok... borcum var Haluk abim. Bana yardım ederseniz çok sevinirim. Benim çocuklarım babası yok. Ben çocuklarım... Babası yok mu başıma, çocuklarının? Eşimden ayrıyım Haluk abi. Ben tek başına 3 çocuğuna mı bakıyorsun şu anda? Tek başıma çocuklarıma bakmaya çalışıyorum. Ve kiradasın? Kiradayım. 20 bin ihtiyacım var Haluk abi benim. Şu anda ya, 20 bin liraya bu masraflarını, kiranı, işitme cihazının tamiri falan için hepsine 20 bin liraya mı ihtiyacın var? Evet abicim, daha aslında şöyle söyleyeyim abim, benim kimsem yok, elimden tutanım yok, anne yok, baba yok, kimse yok. Benim elimden tutulmasını istiyorum Haluk abim, ben yardım alıyordum, onlarla geçiniyordum. Kimse bana bakmıyor, kimsem yok, sağ sol komşularım yardım ediyordu, onlarla geçiniyordum. Hangi şehirdesin sen? İstanbul Arnavutköy'de yaşıyorum. Çocuklarım okula aç geliyor, aç gidiyor. Çantalarına bir şey koyamıyorum. Arnavutköy derken 2 tane Arnavutköy var. Biri sahildeki Beşiktaş Arnavutköy, bir yok, tanesi Silivri tarafındaki Arnavutköy. Evet, evet. Tamam, abi. Silivri tarafındaki Arnavutköy'desin. Evet abim. Peki, yani şimdi düşünüyorum. Fırat, bazen
öyle bir durum oluyor ki yani işin içinden de çıkamıyorsun. Gel kardeşim, evet. Gel. Yani çocuklarım bazen okula giderken benden Ali abi hani arkadaşları hani şunu götür anne, bunu götür diyorlar. Çok istiyorlar. Alıp veremiyorum. Çantalarına bir şey koyup gönderemiyorum. Bazen evden yemek yemeden gönderiyorum çocuklarımı. Hiçbir ihtiyaçlarını alamıyorum. Çok muhtacım Ali abi. Bana yardım ederseniz çok sevinirim. Şimdi, benim çocuklarımın size ihtiyacı var yardımınıza. Şimdi en başta şunu söyleyeyim. Fırat'la da konuşmuş olayım. Aslında izleyicilerim de lütfen kulak versin. Aslında devletin kurumları işitme cihazını veriyor. Ama o işitme cihazı bozulabiliyor. Herkese bir hak var. Bir hak olduğu için bozulduktan sonra yerine tamir edilmesi gerekiyor. Ya da yeniden alınması gerekiyor. Ablamız da bu konuda destek istedi. Bunu şuradan söyleyeyim. Burası bir dayanışma programı. Burası ülkenin sorunlarını çözecek bir program değil. Evet. Burası ülkedeki sıkıntısı olan canlarımızın, çocuklarının, hastalı olan çocukların, ailelerimizin sıkıntılarını çözebilecek bir mecra değil. Burası sadece bir dayanışma mecrası. Aslında biz burada, hani ne yapabilirim? Haluk Levent olarak ne yapayım ben? Dostlarım da var. Çıkalım, bir program yapalım. Bugün, bu hafta belki 10 kişiye dokunduk. Evet. Bununla beraber 100 kişiye dokunduk ayda. Aslında program bu. Bu nedenle sana ablam şunu söylüyorum. Bu sıkıntılarını evet. çözecek, biraz sonra bir hayırsever çıkacak. Ama sadece parayla çözülecek sıkıntıların yok. Yani bu 20 bin lirayı ödeyecek hayırsever çıkar ama Arnavutköy'de aslında bizler de, biz ahbaplar da Arnavutköy'le görüşüp, birçok kurumla görüşüp, acaba sen evden çalışıp çocuklarına değil mi? Evden çalışıp sürdürülebilir bir yardım. Evet. Daha sağlıklı, tabii, daha güzel. Tabii. Belki bir şeyler verilir sana. Biz böyle birçok ablamıza yardımcı olduk. Sen çocukların evdeyken çalışabilir ve para kazanabilirsin. Önce evet, şu borçlarını ödersin, kiranı ödersin, çocuğumuzun işitme cihazının sıkıntısını çözersin. Ki sıkıntı birazcık daha olursa bizleri ararsın. Zaten bütün ekiple telefonların vardır artık. Sana ulaşacaklar. Merak etme, sen televizyonu izlemeye devam et. Bir hayırsever çıkacak. Ve o hayırsever kesinlikle ama kesinlikle bu sorunları halledecek. Hiç merak etme, tamam mı? Tamam abicim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun hepinizden. Çok çok teşekkür ederim. Eyvallah. Kolay gelsin sana. Sağ olun abicim. Hayırlı yayınlar.